Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam gene yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gecelerin güzel yemeklerinden birisini yapacağız. Kahvaltı da olabiliyor ama ben gece tercih ediyorum bu yemeği. Buna şimdi biz, kimisi krep diyor, kimisi akıtma diyor, kimisi kolaç diyor. Kıymalı krep, öyle diyeyim, öyle yapacağız. Malzemelerimiz, kıymayı aldık 400 gram. İç malzemesi. Bir tane biberi ince doğradım arkadaşlar. Bir tane domatesi küp küp doğradım. Bu iç malzemesi, baharatlarını da atacağız. Bu da krebin malzemesi. 6 su bardağı un arkadaşlar. Bunu sütle yapıyorlar. Ben bunu yoğurtla yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Özellikle ev yoğurduyla. Buna 3 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt atıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum arkadaşlar. Yarım bu paket kabartma tozu. Yani çok da kabarmasına gerek yok. Böyle atıyorum arkadaşlar. Ve buna aldığı kadar su, aldığı kadar onun bir kıvamı var. Şimdi bunu suyu yavaş yavaş koyup bakacağız arkadaşlar. Ne kadar. Şimdi bu attığınız yoğurda göre, una göre değişiyor. Kaşığımızı şöyle bir alalım. Suyu yavaş yavaş atmak her zaman iyidir. Ayarı tutturmak için. Biraz daha. Bunu yavaş 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 ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ölçüsü yok bunun. İçine ne kadar diyelim? Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Hemen hemen. Bu krebi yaparken tavanıza yapışmasını engelleyecek arkadaşlar. Yalnız bunu yoğurt hamura iyice yedirmeniz gerekiyor. Kıvamına bakalım. Bakın arkadaşlar, bu kıvamda. Ben bunu tabi biraz daha çırpacağım. Bu kıvamda olacak. Hem akacak hem de çok sulu olmayacak. İçimizi yapalım arkadaşlar. Tabii ki bir miktar sıvı yağ. Şöyle biberimizi atıyoruz. Doğalgaz ocakları kuvvetli arkadaşlar. Biberlerimiz kavruldu. 400 gram kıymamızı atıyoruz arkadaşlar. Yarım kilodan, 1 kilodan da yapabilirsiniz. Bunu bir güzel kurutmadan kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, kıymamızı kavurduk ama çok öldürmüyoruz. Yani kıymayı arkadaşlar çok öldürmeyin. Suyu kaçmasın. Bir adet doğradığımız domatesi atıyoruz. Şimdi buna ne atıyoruz? Baharat olarak. Ben biraz kırmızı biber atıyorum. Az bir şey pul biber. Bu baharat işi sizin seçiminize kalmış arkadaşlar. Bir de bunu soğanlı da yapabilirsiniz. Ben börekte soğanı seviyorum fakat bu krepte soğanı sevmiyorum. Bence yakışmıyor ama her şeyin damak zevki. Şimdi bunu bu güzel domatesleri ölene kadar pişiriyoruz. Kıymamız, kıymalı içimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunu altını kapattık, biraz soğumaya bırakıyoruz. Yani çok sıcak biçimde hamurun içine koymayacağız. Ve krep hamurumuzu yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen aceleden yumurta kırmayı unuttuk. Yani bir yumurta buna kırılacak. İki tane de olabilir, bir tane de olabilir. Yumurta neye sağlıyor? Yumurta toplu olmasını, hamurun tavaya akıttığınız zaman dağılmamasını sağlıyor arkadaşlar.
hem renk veriyor hem tat veriyor. Ama özelliği pişirirken tavaya fazla yapışmaması, toplu olması hamurun. Güzelce karıştırdık. Turlar gidene kadar. Şimdi bir daha bakalım kıvama. Bakın kıvam bu arkadaşlar. Tavaya akacak. Yapma. Evet, şimdi krepimizi yapmaya başlayalım. Ne yapalım? Tavamızın altını yakıyoruz. Güzelce kızdırıyoruz. Bu işin teflon tava arkadaşlar. Çelik tavada oluyor ama çok yapışma riski oluyor. Çok yağ atmamız gerekiyor. Tavamızı güzelce kızdırdık. Biraz suları gitsin. Şimdi eser miktarda yağ atıyoruz arkadaşlar. Ne kadar? Yani bir çay kaşığı. Şöyle tavayı gezdiriyoruz. Hamurumuzu her seferinde arkadaşlar şöyle karıştırırsak daha güzel olur. Bir kepçe aldık. Şöyle gezdirerek. Yani tavaya göre değişiyor. Benimki 1,5 kepçe falan oldu. Tam oldu 1,5 kepçe. Tavanın altı çok yanacak arkadaşlar. Belli bir zaman sonra ikinci krebi yaparken ortaya getirebiliriz. Bakıyoruz. Şöyle tahta kaşıkla bakıyoruz altına. Altı kızarmış. Zaten üstünde hamurlar çekiliyor, belli oluyor. Hemen böyle çeviriyoruz. Tabi size artistik hareketler yapmak isterdim böyle atmalı şeyle ama o biraz zor arkadaşlar. Bu tava onların tavası değil. Altı çabuk pişecektir. Hemen oldu. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane servis yapalım. Kıymayı istediğimiz kadar. Dürüm döner gibi oldu. Buyurun. Afiyet olsun.